Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yashagan xonalari, uylari mana undaqa uymidi. Biz sajdadan boshqa shukrni Alloh qabul qilmaydi birodarlar. O'sha siyosat ular Qur'on o'qitmadi. Yo'ldagi foto kameralarga tushsangizchi, musulmonmisizlar? Gap amalga to'g'ri kelyaptimi? O'zingizga o'zingiz savol qiling. Mana shu 10 kilo keladigan markasi 9999 marka tillo turibdi. Shartmi kim olib ketadi deyish? Ey birodarlar, mana shu tillo kim olib ketadi deyish shartmi? Lekin bu ne'mat islom sizu bizlarni tillo yetkazmaydigan maqomlargacha darajamizni ko'taradi. Kelib Muhibbulloh qorakamlardan yoki bu qorakalarimizdan qoraka so'raylar. So'raylar. Shuni sindira olasanmi desa sindiraymi debdi. Sindir desa bitta urib chilparchin qilib maydalab tashabdi. Dunyodagi barcha qimmatli narsalar sinsa sinib ketsin. Hozir vaqtni unumli foydalangan holatda ustozimiz Solixon hoji domlamizga bir siz va bizlarga chiroyli pandi nasihatlarni qilib bersalar, bir tabarrukona mana ulug' ustoz Xudo taolo umrlarini ziyoda qilsin. Bu dinda, shariatda olib borayotgan muqaddas dinimizda barcha aytayotgan, deyotgan mavizalarini, xususan xalqimizga, yurtimizga keltirayotgan manfaatlarni Xudo taolo o'zi ziyoda aylasin. Iltimos qilamiz, domlamiz bir suhbat qilib bersinlar. Marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النكاح سنة للأنام فاصلا بين الحلال والحرام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال النكاح سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Nikohni xalqlar o'rtasida halol bilan haromni o'rtasini ajratguvchi sunnat qilgan Rabbimiz Alloh taborak va taologa beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Sizni bizlarga bergan va berayotgan bu ulug' ne'matlari bor. Yurtimizni tinchligi, o'zlarimizni sihat salomatligimiz, dasturxonlarimizni dunyoning eng sara ne'matlari bilan to'lib turishligi va bundan beadad behisob ne'matlari bor. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis, ey habibim, sizga bergan ne'matlar haqida ummatlaringizga so'zlang deydi. Mana tarix o'qigan ustozlarimiz Rasulullohning siyratlarini, Rasulullohning hayotlarini yaxshi o'qigan ustozlarimiz, peshqadam domlalarimiz o'tiribdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Xudo taolo sizga bergan ne'mat haqida gapiring, deyapti Xudo taolo. Rasululloh o'zi nima ne'mat ko'rdilar? Sizni bizga o'xshab mana bunday to'kin dasturxonda bir kunda 4-5 marta taomlarni mazza qilib yurdilarmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yashagan xonalari, uylari mana undaqa uymidi? Mana bu svetni bittasi bormidi? Minayotgan ulovlarimiz bormidi? Liboslarimizdan qanchasi bor edi Rasulullohda? Nima ne'mat haqida gapirishlari mumkin? Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, janobimizni hujrai saodatlariga kirdim. Hujrani o'rtasida turib shunda ikki qo'limni ikki tomonga uzatuvdim, ikki tomondagi devorga tegdi deganlar. Tepaga qarasam, shoxlarni, xurmo shoxlarni orasidan loylar osilib turgan edi deydilar. Rasulullohni yashab o'tgan xonadonlari, uylari, hujrai saodatni sifatlab beryaptilar. Bir zot mana shu oyat sharhida
etediler ki özlerine berilingen nimetlerini birden boşlap sana gene keller. Hangi nimet ki egelikler hakkında birden boşlap sana gene keller. Sanasalar özlerine berilingen nimetini adadı 800 kitap bu gene ken. 8 varak yazalmayımız. Bunun için ilim gerek. Bunun için faraset gerek. 800 kitabını bilin kançalıkını. Bir insanın umuru kifaya kımaydı. O yazışmaz. O kuşlikke umur kifaya kımaydı. Bana Şeyh Hazretlerini Allah rahmet kısın. Din için kılgen hizmetleri şu derecede büyük buldu ki hali yazgen kitaplarını okup ulgurmasımızdan özleri ötüp gittiler. Kitaplar ketiden kitap çıkayaptı. Allah'ın kelamından yapıraylık bir ağız bulsa hem astakul hadis sözlerinin en rastı Allah'ın kelamıdır. Hudallil muttaqin u takvadar bendelerge hidayet menbeidur. Taha ma enzelna aleykel Kur'an'a liteşqa illa tedkiraten limen yakşe. Taha hurufu mukatta'at manasını Allah'ın özü biledi. Bunu tafsirçiler kov mana itgeller. Herkül fikir bildirgeller. Biz bu Kur'an-ı Kerim'ni ey Habibim, sizni meşakkat çekişliğiniz için, sizni keçeleri uklamestan namaz okuşliğiniz için, bu Kur'an'ı okuşluk için nazil kılgenimiz yok. İlla kalbide korkunç, Hudadan korkunç bar insanlar için, ümmetleriz için, bendelerim için bir isletme tarikası da nazil kıldık diyebdi. Bu Kur'an'ı okup, hidayet topgeller kınca, bu Kur'an korsetmesine yürüp, o'zini jahannamdan qutqarganlar qancha, bu Qur'on qaytargan ishlardan qaytib allaqachon jannatni o'ziga vojib qilganlar qancha, hozirgi kunda Qur'on o'qib hidoyat bilan Qur'onni fayzi bilan hayot kechirayotgan qancha musulmonlar bor. Alhamdulillah, Shayx Zulfiqor Ahmad Hafizahulloh aytadilarki, hayoti dunyoda 60 yil, 70 yil yashab, bir marta Qur'oni Karimni ochib o'qib ko'rmasdan Allohni dargohiga Qur'ondan imtihon topshirgani ketganlar qancha deydi. Ota-bobolarimizni kommunistik tuzum Qur'on o'qishga qo'ymadi. O'sha siyosat ular Qur'on o'qitmadi. Ular bilardik, Qur'on o'qiy olmasdan dunyodan o'tib ketishdi. Qancha bobolarimiz, qancha momolarimiz. Endichi, hozir sizu bizlarga nima xalaqit qilyapti? Shularni xatolarini takror qilmayapmizmi? Qaysi birimiz oxirgi shu oylarda qorakamlarni oldilariga borib, qorakalarimizni oldilariga borib, qoraka, namozdan keyin bir 10 minut vaqtingizni ajrating. Loqal men namozda o'qiyotgan suralarimni tajvidini to'g'rilab olay deb Qur'on o'rganishga harakat qilganlar bormi oramizda? Bo'lyaptimi shuni o'rganishga harakat qilayotganlar? Samarqandda to'yda bo'ldik, mana birodarimiz guvoh, to'y egalarining 12 yashar navoralari bor ekan. Ko'zi mutlaq ko'r tug'ilgan, qorasi yo'q, oppoq bo'lib yaltirab turibdi. Yetaklab olib keldi mana bu yerga. 30 bora Qur'onni yodlagan ko'r qori 12 yashar bola dotlatib yubordi Qur'on o'qib o'zimiz ham yig'ladik. Xudoy taborak va taolo ham mu'min bandalariga boshqalari bilan ishinglar bo'lmasin. Sizlar agar hidoyatda tursalaringiz deydi. Sizlarga anavi ustingizlardan kulib turgan g'ayri din, munofiq kofirlar hech qachon zarar bera olmaydi. Sizlar o'zlaringizni bilinglar deyapti Xudoy taolo. Bugun islomni da'vo qilib turibmiz. Musulmonmiz hozir shu yerda. Qancha insonlar bor? Musulmonmisizlar desak, yoshi ulug' dadalarimizga ta'lim quloqidan singib ketgan alhamdulillah musulmonmiz deydilar. Yoshlarcha musulmonman deydi. Shu Alloh rozi bo'ladigan dasturxonda o'tiribmiz. Alloh ajr beradigan dasturxonda o'tirib, ilmiy majlisda o'tiribmiz, musulmonchilikni da'vo qilishligimiz bu tayin. Mana bu taqir-tuqur to'yiga boring. Xudo biladi yerda nimalar bo'lyapti, dasturxonlarda nimalar turibdi, nimalar ichyapti, Xudo biladi-yu.
o'sha boshi gandiraklab xudo harom qilgan narsani ichmagan insonlarni musulmonmisan desa musulmonman deydi. Lekin bu musulmonchilik quruq tilda aytiladigan so'z emas bu. Inna lil islami su'an inna lil islami su'an va manoran kamanori tariq deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'lga yo'l belgilari qo'yilganini singari İslom'ni ham o'zini belgi va alomatlari bor deyaptilar. Bu yo'l qoidalari, pravila, yo'ldagi harakatlar, belgilar necha yil bo'ldi o'zi tashkil bo'lganiga? 40-chi yillari bormidi? Urush yillari bormidi? 33-chi yillari bormidi? Mana shu yo'lda isplashnoy palasa qo'yib, gayilar turarmidi nar yoqda poylab, yo svetofor bormidi, yo 70-30 tezlik bormidi? Yo'q edi. Bo'lmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini mo'jiza ekanliklari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak og'zlaridan qisqagina aytib qo'yilgan so'z davri qiyomatgacha keladigan insonlarga birday yetib birday bahraman bo'lishligini mana shu hadislardan ko'rsak bo'ladi. Yo'lga yo'l belgilari qo'yilgani singari islomni ham o'zini va belgi alomatlari bor deyapti. Yo'lga chiqasiz, Toshkentga ketyapsiz, 4 ta passajiringiz bor. Siz o'sha yo'lda yo'l qoidalariga to'liq rioya qilsangiz, o'zingiz mingan markabingiz, mashinangizda o'tirgan passajirlarni sog'-salomat manziliga yetishlikka kafolat bor. Lekin amal qilmasangizchi, palasani bossangizchi, tezlikni haddan ziyod oshirsangizchi, yo'ldagi fotokameralarga tushsangizchi, boshingizga qancha balolar, qancha tashvishlar shu dunyoni o'zida dunyo qoidasiga rioya qilmaganligingiz uchun qancha balolar keladi. Mashinangizni arest qiladi, pravozni reshat qiladi agar ichib qaytadigan bo'lsangiz. Xullas qancha yo'l qoidasiga rioya qilmaganlik uchun boshimizga balolar turibdi. İslom'ni ham o'zini belgi va alomatlari bor dedilar. İslom'ni belgi alomatlariga to'liq rioya qilgan oila boshlig'i mana shu Nurullo akamizlar. Hozir shu oila bir mikroavtobus bo'lsa, bir gazelmi, haliginda ham passajir tashiydigan bir bor-ku mashinalar 16-17 kishilik o'zlar. Shunaqa oila o'shandaqa mashina bo'lsa, oila a'zolar passajir bugun Nurullo akamizlar shu mashinani rollarida o'tiribdi. Endi bu kishim hozir aynan o'sha islomni qoidasiga rioya qilyaptilar. Nima bilan? Mana bu to'yni halol nozi ne'matlar bilan. Hech kimga aroq mas qilish niyatlari yo'q. To'yim to'yday bo'lsin, qizimayda aroq qo'ymasam deyotgan yo'q. Allohdan qo'rqaman. Men bu hech qachon mayli to'yim qimizamasa, qizimasin, lekin farzandimni 28 yil kutgan bu kunimni men hech qachon Xudoning la'natini yog'adigan Parvardigorning g'azabini yog'adigan holatda qilmayman deb mana o'zingizlarga yarasha dasturxon yozib, o'zlariga munosib insonlarni chaqirib bo'lyapti-ku. Mana bu islomning alomati emasmi? Lekin dovush eshitilib turgan joyda shu fayz bormi? Shu duolar yo shu oyatlar bormi? Yoinki tilovat Qur'onlar bo'ladimi? Hech qachon. Musulmonmisizlar? Nima davoshingizga chiqmayapti? Va bu ani Yevropa futbolida baletchilarni qarang. Yuziga rang surib olib, Xudoy taolo chiroyli shakl bergan, masxaravozga o'xshab rang berib olib, o'sha botil narsa uchun jon fido qilyapti. Yutqizib qo'ysa yig'lab, yutsa yerga sig'may ketyapti. A nimaga musulmonsizlar desak, davoshingizga chiladan chiqmayapti. Xo'p, Alloh xayrli qilsin. Musulmon nekanglar, nima uchun ichinglarda shom o'qimaganlar bor, lekin musulmonmiz dedinglar-ku hozir. Nima uchun shom o'qimadinglar? Mana yarim soat oldi. Gap amalga to'g'ri kelyaptimi? O'zingizga o'zingiz savol qiling. Musulmonman deyapsiz-da, shom o'qimadingiz. Chunki asrni ham o'qimagan edingiz. Peshinni ham o'qimagan edingiz. Bomdodga ham turmagan edingiz. Qani islom? Qani musulmon? Quruq gapmanmi? Alloh shu gapni qabul qiladimi? Qabul qilmaydi-ku. Ya ayyuhallazina amanuttaqulloha.
وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Gepirseleriniz ey mümin bendelerim rast gepini gepiriler deyipti. Hak gepini gepiriler deyipti. Bizler hazır musulman mız deyip kukrakımızda uğrayıp bizde. Lekin namaz okumayıp biz o. Hop musulman ekensiler. Neşteyler çöntekilerde hazır huda haram kıyken nasıl evlen sigaret var. Neşteyler bugün kunumuna neşte çektiler. Yine keç keçi keç kurun geçi neşte çekesiler. Neçi ilden beri çekiyepsiler. İçilerde keçe içkeller yok mu? Şu hafta içkeller yok mu? Hemme bu narseden takva kıyam mı? Allah subhanehu ve teala ey Müslüman benden eğer Müslüman bu senin uzini bilsen ki deyip durup. Oylavi macerage vardım. Kiyo Uzbek. Ayalı Urus milletege mensup. Macera bugün. Taklif kılıçtı. Neme sebep desem? Urus ayol eti yaptı ki, yerim menge Kur'an örgütme yaptı diyepti. Ben otamı, onamı karşılığa karamestan İslam'ı kabul kıldım. Müslüman buldum. Müslüman bub yaşa, Müslüman bub ulemen. Bana ikide bolan bor, ikkelesini Müslüman kılaman. Huda haklısı karı kılaman. Çünkü çıraylı ballarını vergen, çünkü farişte değil, bir koşuk su mülen yutvar edigen suratını vergen parvardigar. Ben şimdi maçtın imamıge varıp Kur'an örgeneyim. Kim örgetedi menge Kur'an ne diyebdi? Bu özü Müslüman ben falan bölesen, Müslüman ki bölesen, o bölesen, bu bölesen de bana kança koynumu püçüğün akı tüldürdü. İki reket namaz okumasa, bunu atası Uris'ten kop Arak içse, bu kanı Müslümanlığı bular. Ben ne mekaleyi indi diyebdi? Ben aldanıp hayatı dünyada şu Arak içedigen insanlarla hizmet kılıyorum. Ya Kur'an okumasından ötüp getireyim diye yaptı. Ne mi degen bulardız? Ne mi degen bulardız? Ki ya böyle getirmen, hey kesafet. Müslümanın kızını Müslüman kılalmayıp biz. Başıga rumal uğratıp teyge işten giydirilmeyip biz. Müslümanın kızını op koygen biz Müslümandır. Lekin namaz okutuyormayıp biz, roze tutturulmayıp biz. Hayç nüvasız farkı geformaydı. Sanki Kuday-ı Teala koş kolla verip tükü bu hatınını. Nege kadir gitmeysen, aklini yıksayın bu muydu mu dese? Beni keçirin, indi kıyım, ikinci kıyım indip durdu. Nemesini keçiriş gereği. Bu özü keçirimge layık mı? Müslüman, Allah subhanehu ve teala yaratgan mahlukat, mavcudat içinde en azizi bulgen insandır bu. Sure-i Tavbe'nin haşiyesi de Ali Abdurrahman Kari Kur'an'larda keledi. El-izzetu lillahi ve li rasulihi ve lil mu'minun keledi Kur'an'da. Azizlik kimge has? Allah'ke has. Azizlik kimge has? Peygamberge has. Azizlik kimge has? Müslümange has diyepti. Dünyada üçte aziz nerseni mene şu ibarede kilter yaptı. Biz hayatı dünyada şunda aziz eken biz azizligimizi kadirge iti yapbiz mi? Allah subhanehu ve teala bizlerini vaada kılıp ahirette ulu makamlar, ulu cennet nimetleri bilen vaada kılıp bizge peygamber yubardı. Peygamberleri bir keçe bir kun tummesten hizmet kıldılar. Bizni necat topmağlıgımız uçun. Bizler indi şu peygamberge ergeşip bugün dinimizi, mahiyeti, maksadını olduğumuzdaki musulmançılık burçumuzu bilemiz mi? Taniyemiz mi? Taniyemiz mi? Kılıyemiz mi? Yoku. Ekseriyetimizde yoku. Hani İslam? Ahir Rabbinge ibad tutturgen bu nimet bu İslam mas mı? Al-yawma akmaltu lakum dinakum ve atmamtu aleykum ni'meti ve razitu lakumul islama dine. Ben bu güllük günde ey Habibim sizni dininizni İslam'ını mükemmel kılıp kamalı git kızıp bu İslam'ını sizlerge nimet kılıp birdim ve bu İslam'ını sizlerge din buluştuğuyla razı buldum diye. Üçte nerse bilen ayet yaptı. Dinini kamalat yetkizgeni ve bu dinini nimet ekelligini bayan kılıp ve bu dinini bizlerge İslam ekelligine razı böyle yaptı. Bitti din doğrusunda üç kıl fazilet, üç kıl derecat beri yaptı. Tasavvur kılın. Bana şu vazada keledigen taş neçki ila çıkadı şu taş bu ise.
Tahminen etingchi. 10 kilo tosh. İhson tugagandan keyin azizlar yedik, içtik, elhamdülillah. Mana şu 10 kilo taşını kim alıp getirdi desem, teklif kısam, kim alıp getirdi? Hani etiler ki? Bar mı içilerde şu taşı kurtarıp uyuyular gop getirdiğin mert bar mı? Şahsen menge keregemez bu taş. Çünkü uyum diyen var, uyum matrafı diyen var. Ben şimdi şu taşı kurtarıp geçeyim gereği mi? Ne mazam menge? Ne meşakkat menge bu? Menge keregemez. Silerge kereg mi? Keregemez hiç kimge. Tasavvurumuzu bu 180 gradis tezkeresi eğlendiremiz. Mene şu 10 kilo keledigen merkezi 9999 merke tülle oturuptu. Kim op getirdi deyiş şart mı? Şart mı kim op getirdi deyiş? Ey braderler, mene şu tülle şu kim op getirdi deyiş şart mı? Şart emez. Bunu aklımız yetip durdu nimeligini. Taşını nimeligini bilip durumuz. Yaşı uluğlarımız yetediler ki bu tıllanı biz op getemiz. Çünkü biz bulardan bitti köyüneyi bu seyem köp yırtkemiz deydi. Yaşlar berin Atakan kütarış var ise kolini tart deydi. Ne mi için? Bu, bu tılla nimet bu. Mene şunçasını belgerkede mi çapıp kesip zargerge abarsız. Bütün çöntegi, somkez, maşinezi, bagajı, salonunu pul götürdürüp beredi. Yine uyda 9 kiloyu 800 gramı turup da 700 getirdi. Ne ki? Bu nimet bu. Eğer bana bu uycay, bana bu sıhhat, salamatlik, tene, kuz, kulağı, burun, meniyetken, maşine, birgiyatken hatunumuz, dünyaya giren ballarımızın, bana bu dasturxondagini qanda nimet de bilsek, İslam'ını şu oranda kurmadık mı? Bizler hiç kaçan ibadetke egilmeyimiz. Peşanamızın sacdaki koymayımız. Bu din korsatması ki yürmeyimiz. Din kaytarıgıdan hiç kaçan kaytmayımız. Onu yürüştük için dinge mi? Bunu tılla oranında nimet de biliş gerek. Tıllayam. Vakti ise payda vermeyiz. Farzandı farzandke talep. 10 yıldan beri navarıga intiq bo'lib kutib bir tırnoq qazor. Uni boyligi unga navara olib kelib farzandini farzandlik qilib bera olmayapti. Qizi tug'mas, unga bir farzandlik qilib bera olayotgan yo'q. O'zi kasal, bir balo muammolar turibdi. Pul xalqa berilayotgani yo'q. Lekin bu ne'mat islom sizu bizlarni tillo yetkazmaydigan maqomlargacha darajamizni ko'taradi. Ko'z ochib ko'rmagan, yetti uxlab tushimizga kirmagan, xayolimizga kirmagan ne'matlarga yetkazadi bu islom. Endi bizlar bu islomga rioya qilishimiz kerakmi yo'qmi? İslom'ni belgi va alomatlari nimadan iborat? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyapmizmi? Shuni o'zi bilan kifoyami? Biz ham musulmon biz. Biz ham musulmonni farzandlarimiz, ota-bobolarimiz musulmon. Bozorga kirib tarvuz olmoqchi bo'lsam, gavdalik yigit bizlarga 1.5 ta keladi, sigaret chekib nosvo haligi tarvuz sotyapti. Tarvuz nechi bo'lsam palon pul, yalang'och, mana yerdan buyog'ida ko'ylagam yo'q, boshqa shunday turibdi haligi kamazi bortiga suyalib qo'lida sigaret. Keyin sigaretdan gapirib, birodar, bu harom, bu narsani chekish kerak emas, ham buni qoraga dakansa chekamiz deyapti. Buni mazasini bilmaysiz-da deyapti. Bu dakansa oxirigacha chekamiz. Buni lazzatku bu qoraga. Xo'p, namoz o'qiysanmisan, namoz o'qimayman dedi. Ha, o'qisang bo'lmaydimi? Musulmonmisan, sen musulmonmi? Anaga namoz o'qimaysan? Biz dedi, ishonlarni avlodidan bizlarni bobolarimiz dedi. Kuf, suf deganda oqib kelayotgan suvni shunday orqasiga oqizib yuborgan deyapdi. Men aytayapmanki, seni shundoq ko'rinishingdan o'shalarni farzandi ekanligi, navorasi ekanliging ko'rinib, men shundoq bildim. Qayerdan bildiz deydi. Otalaring kuf suf deganda suvni orqaga oqizib yuborgan bo'lsa, sen zaharingga yutgan sigaretni tutunni o'pkangdan tashqariga chiqaryapsan-ku, shuni o'zi ko'rinib turibdi. Seni o'shalarni bolasi ekanliging. Namoz o'qimaysam sam, 60 mi 70 ga chiqqanda o'qiyman endi o'qisam namozni deyapti. Hali chiqasanmi yo'qmi? Ha, kim kafolat berdi kimga? Shuncha yil yashaysan degan. Bashorat kimdan keldi? 30 metr nari yoqda bir lo'li eshak aravada ketyapti. O lo'lini ko'rdingmi dedim. Ko'rdim dedi. Shu lo'li peshinni o'qidimikan, nima deb o'ylaysan sam? Ya, lo'liku deyapti. Lo'li bo'lsa nima bo'pti? Shunaqa lo'lilar bor musulmon bo'lgan.
Müslümançılığında siz bana beni hıcalet koyarken lüleler var imanda, takvada müstahkem dururken. Lüle bu ise ne yaptı? Allah'ın bendesi belki okuyken dur, belki okuş keketi etken dur. Desem ya lüle namaz okumayı dedi. Okumadı mı? Yok. İşçeki okudu mu ki insan? Ya kızı kadar mekansı ki? Ne meler duasız? Lüle okumayken namazı işçeki okuydu mu? Yusabbihu lillahi ma fi semavati ma fil ard. Dünyadaki yer Osman ortasındaki hemen narsalar Rabbisi ki tasbih etedi. Bu yem şu işçeken bir Allah'ın mahluku. Belki bu yem okuyandır. Belki okursam yok. İşçek namaz okumaydı. Okumaysam yok. Ben ettim ki bana işçek, bana lülü, bana sen. Farkını kursatmayın ki. Kursatmayın ki. Desem rengi uçup oturup hongrab yığıladı. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dunyodagi eng katta o'g'ri insonning tabiati dedilar. Allohga qasam bilan aytaman, mana qorakalarimiz o'tiribdi. Mana qorakalarimiz o'tiribdi. Yuzlardan nur balqib turibdi. İlimlik ekanligi, Xudodan qo'rqadigan ekanligi shunday yuz ko'zlarda mana hojdadalarimiz o'tiribdi. Yoshlari bir joyga yetganmiz, yuzlarida da nur balqib turibdi. Bir oy mana shu insonlar bilan kechayu kunduz yuring. Şular bilen birge oturun, birge yürüyün, birge turun, bir kadem acıraşmayın. Bir aydan kegin haliz imanga özgermese, ihlaske özgermese bitim götüperiler. Bunların haddi hareketi, bunların özünü tutuşu, yaparışı, muamelesi, sizlerini hem hud düşünerek özgertirip koyadı. Ama bir muttehem, ağzı şalak, sokup, hemen üstüden kulüp, haligi yuradi ganlar bor. Odamni odam o'rnida ko'rmaydi ganlar bor. Haromdan qaytmaydi ganlar bor. Aroqni shunda suvni simirganday simirib, mazza qildim deb yurganlar bor. Bir oy o'shalarga qo'shiling, dunyodagi eng xudo urgan alkashga aylanmasangiz, betimga tupuring. Mana shu bilan umrimizni aksariyatini o'tkazib bo'ldik. O'tib ketyapti. Erta oxiratdagi maqomni kim bizga tutqazadi? Mana shu uyni biror bir inson Nurullo akamizlarga mana aka oilangiz bilan maza qilib yashang deb kalitini tutqizgan emas. Birortamizga bu ne'mat muyassar bo'lgan emas. Yo berganmi? Yashayotgan uyimizni kim qilgan? Peshona teri bilan otamiz qurgan, onamiz o'zimiz qilganmiz. Kami ko'stini o'zimiz qilyapmiz. Endi jannatdagini kim bizlarga berib qo'yadi? Aytinglar. 2019-yil 1 avgust 1 maygacha noqonuniy qurilmalarni kadastr ro'yxatidan o'tkazinglar degan prezidentimizning qarorlari bormidi? Harakat qildinglarmi? Hujjat qildinglarmi? Necha joydan hujjat qildinglar? Oqsoqollik idorasidan boshlab bir 20dan oshiq hujjat qildinglar. Bittasi bo'lmasa qabul qilmadi, kadastr ro'yxatidan o'tkazmadi. Bitta insonning qo'l shuna chizib qo'ygan chizig'i bo'lmasa qabul qilgani yo'q-ku. Doğru mu? Kadastr qilgani yo'q-ku. Şu 60 yıl, 70 yıl yaşaydigan şu uyumuzda, vaqtinchalik yaşaydigan uyumuzga 20-23 ta hujjat kerak ekan, abadiy yaşaydigan jannatimizga hujjatsiz, kadastrsiz kiramiz deb kim aldadi sizni bizlarni? Kim bizlarga bunaqa va'dani berdi? Kim? Qayerda bor bunaqa va'da? Arzimas voy hayotimizda hujjat shu darajada zarur ekan. Kadastrsiz bizlar unga hech qanaqa sota olmaymiz ham, boshqa ham qila olmaymiz, to'g'rimi? To uni o'zimizning nomimizga o'zlashtirmaguncha. Oxiratdagi abadiy uyni kim kadastrsiz qo'lga kiritmoqchi? 40 ta hujjat kerak. Jannatdagi uyimizni, qasrimizni 40 ta hujjati bor. Kadastri 5 tasi islomda, 12 tasi namozda, 7 tasi iymonda, 4 tasi tahoratda, 4 tasi tayammumda, 3 tasi g'usulda, 2 tasi amru ma'ruf nahi munkarda, 2 tasi hayz va nifosda, 1 tasi ilmda. Bormi shu kadastr hujjatinglar hozir qo'l tegiglarda papka qilib tayyor turibsizlarmi? Azroil alayhissalom soat 12 da kelsa, 2 soatdan keyin kelsa-da turay banday ojiz. Vaqting tugadi, ketdik. Dargohga boradigan payting kelib qoldi deb qo'limizdan yetaklab qolsa, ey to'xta Jabroil, mani nechta ham hujjatim yo'q edi, kadastr ro'yxatlarim yo'q edi deb dotlaymizmi? U dotlaganimizga quloq tutadimi? Bizlarga fursat muhlat beradimi? Mayli qolganini ham qo'yagin deb.
Ölüp ketayotganlar qancha yosh yoshlayin, ha? Suvga cho'kib o'lyapti, avariyada o'lyapti, kasallik bilan o'lyapti, bedavoda o'simta o'sgan, rak pochka qurib bo'lgan, dializ qildirib haftada 3 kun, 4 kunda qonini tozalatib, o'lib ketyapti. Birovi oqqan, birovi kasal, birovi bakasal. O'shalarning hujjati bormi? Sizi bizarda shu hujjat bormi? Yo'g'u hozir. Bo'lib ham 40 ta yo'q. Bo'lishi mumkin mana bu qor domlalar, mana ustozlarimizda bo'lishi, bular taxt qilib qo'ygan hammasini. Lekin sizlarda-chi? 40 ta hujjat papkaga solib qo'yganmisizlar? Nima deysizlar qabrga kirganda? Mahshar kuni nima deysizlar? Miqdaruhu 50 alf sana deydi Qur'onda. Qiyomatni muddati 50 ming yil deyapti Qur'onda, aytayapti. 50 ta savol berilar ekan. Har bir savolga 1000 yildan muhlat berilar ekan. Shu savollar ichida hal sa'altum ulama'ukum an amri dinukum degan savol bo'lar ekan. Qarang, ey banday ojiz, dunyoda yashagan paytingda bir ishni xato qilib qo'ymay, shu ishim gunoh bo'lib qolmasin, shu ishim bilan la'natga giriftor bo'lmay, Allohning g'azabiga uchrab qolmay deb o'sha ishingni oqibatini ahli ilm ulamolardan so'raganmiding deb savol qilar ekan. Qaysi biringlar kecha yo bugun, oldingi kun, o'tgan hafta kelib Muhibbulloh qorakamlardan yoki bu qorakalarimizdan, qoraka to'y qilmoqchi edim, o'g'il o'ylantiryapman, shu to'yimga 5 yashiq aroq asam Xudoy taolo qancha menga la'nat etadi-yu, qancha azobida azoblanaman. 10 yashiq olsam-chi, mani to'yimda ichganlar bir-biri bilan urushib pichoqlashsa, yo'lda ketayotganda mashinasini avariya qilsa, birovni bosib ketsa, u bosilgan inson joyida o'lsa, ota-onasi uni dog'ida kuysa, xotini beva bo'lsa, bolalari otasidan boquvchidan ayrilib yetim bo'lib qolsa, o'lmagan aligilar o'lmagan taqdirda ham uyiga borib turib, ichib olib turib taloq qilsa xotinini, mana shularni gunohi uchun menga qancha azob beriladi deb so'radinglarmi? So'rayapsizlarmi? Mana shu to'y egalari ham xuddi mana shu to'y egalarini singari maslahat so'raganda qandoq qilsam Xudo rozi bo'ladi. Mana borishdi rahmatulloh borib so'rashdi, nima qilaylik, qandoq qilaylik. Agar so'rashganda edi, bugun mana shu to'ylarni ibodat maqomida o'tkazishlik imkoniyati bor edi. Butun qilgan sarfiyoti dasturxoniga qo'ygan narsalar uchun ajr olishligi imkoniyati bor edi. Lekin mana so'ramasligini oqibati. So'ranglar. So'ranglar. Mana shundoq keladigan bir olmos bor ekan, qimmatbaho tosh. Shu olmosni obdilarda o'ng qo'l vazirlarning qo'liga topshiribdilar. Vazir qo'liga olib, bu nima deb o'ylaysiz, bu qanaqa desa, podshohim, bu olmosni naziri yo'q, ikkinchi sherigi yo'q. Bu ham bo'lsa faqat sizda. Buni narxi haqida nima deysiz, desa, bu bebaho debdi. Bunga uncha muncha podshohni davlati xazinasi yetmaydi. Shuni sindira olasizmi desa, astagfirulloh, podshohim, mana buni sindirib, mayli mani vazirlikdan haydang, mani jazolang, zindonga tashlang, kallamni judo qiling tanamdan, lekin mana buni sindirib, hali man esim yeganim yo'q debdi. Ikkinchi vaziriga bersa shu ahvol, uchinchi vaziriga bersa shu ahvol, sindirishdan bosh tortdi. Ayozni chaqirdi, key ayoz qo'liga berdi. Bu nima desa, olmos shekil debdi. Uni narxini bilasanmi desa, men qayerdan bilaman, men endi ishlab turaman birinchi marta, bunaqa narsaga mani ahlim yetmaydi podshohim debdi. Bunaqa yana biror joyda bormi desa, bo'lsa bordir, men qayerdan bilaman, bordir, sizga o'xshagan podshohlar kammi, shuni sindira olasanmi desa, sindiraymi debdi. Sindir desa, bitta urib chilparchin qilib maydalab tashlabdi. Vazirlar shunaqa ichi yayrab xursand, mana endi sani asl basharang ko'rindi, endi ko'radiganingni ko'ra, o'lmasdan qolmaysan, yo umring zindonda chiriydi, mana endi sani asl basharang ochildi, ichi xursand. Hozir unga jazo belgilanadi, jazosini ko'rib ular yana mazza qiladi, chunki podshohni yonidagi eng yaqin insondan ular qutulyapti, dushmanidan. Ular kutgan narsa bo'lmadi. Ey ayoz dedi, mana bu ruparangda turgan mana bu uchta vazir
shunaqa ilm salohiyatga hikmatga egaki hammasi bitta davlatni podshohligini boshqarishga qudrat yetadigan insonlar dedi. Shu olmosni sindirasizlarmi desam, astagfirullah buni sindirmaymiz. Bu qimmatbaho narsa, buni naziri yo'qdi, bosh tortdi, sindirmadi. A sen buni sindirasanmi dedim. Sindiraymi deding, sindirsam sindirib tashading. Sen shunchalik aqlli go bular shunchalik ahmoqmi dedi. Nimaga sindirding buni dedi. Ayozni gapini eshiting. Ey podshohim, dunyodagi barcha qimmatli narsalar sinsa sinib ketsin, illo sizni so'zi sinmasin dedi. Sizni so'zingizni oldida men bu olmosni mingtasini sindirib beraman. Bir tinga qimmat bu. Meni mashin dog'ligimdan bag'ringizga olib yedirib, ichirib, otam onamdan ko'rmagan mehr shafqatni sizdan ko'rib, sizni qo'lingizdan qancha rizq roz yeb, endi shu bitta olmosni sindirganda, sindirmasam meni qulligim qayerda qoldi, sizni podshohligingiz qayerda qoldi degan. Ulug'lar aytadiki, aynan yon taxonam aytadilar. Aynan mana shu Ayoz bilan Mahmud G'aznaviy o'rtasidagi munosabat sizu bizlarni Robbimiz o'rtasidagi munosabatga o'xshaydi. Nafsimiz so'ragan narsani hech qachon sindirayotganimiz yo'q. Palon joyda osh damlayapmiz, choyxonada ketdik, palon kuni o'tiramizsek, nafsimizni istagini sindirayotganimiz yo'q. O'shani albatta bor qilyapmiz. Palon narsani yeyapmiz, palon narsani qilyapmiz. Lekin Robbimizning so'zi sinib ketaversinmi? Aqimis sola namoz o'qib bandamsa uni so'zi sinib ketaversinmi? Mana hammanglar bir-biringlarni taniysizlar. Imomilarni taniysizlar, domlalarni taniysizlar, jamoatni, mahallani taniysizlar. Mana domlalarimiz erta bilan bomdodda agar kecha bugun chiqmagan insonlar bugun chiqmagan insonlar ertaga bomdod namoziga chiqsa, ertaga bomdod peshinni o'qsa, bilinglarki Xudo mana shu joyda bularga hidoyatini berdi. Jannat yo'lini berdi. Chiqmadinglarmi? Chiqmaganinglar uchun, o'qimaganinglar uchun ikki dunyoda o'zingizlarga la'nat etasizlar. Ya vaylatana ma li hazal kitabu la yughadiru saghiratan va la kabiratan illa ahsaha. Qo'liga namoyi amolni olgan banda do'zax bo'lsin mana bu kitob egasiga, mana bu namoyi amol egasiga la'nat bo'lsin. Bu qanaqa kitob? Barcha gunohlarimni hammasi kichik, katta yoki kichik, oshkora yoki maxfiy qilganlarim yo'q, o'zingizlarga la'nat etadigan kun bor. Agar bugun o'qimasanglar, bugun ichishni tashlamasanglar, bugun sigaretni tashlamasanglar, bugun nosvoyni tashlamasanglar hech qancha o'tmaydi. Yillar keladi, 3-4 yil, 5-6 yil. Shu bugun tashamaganinglar uchun o'zingizlarga la'nat etasizlar. Shu Nurullokani to'yida tashasam bo'lar ekan, Akbarjonni to'yida tashasam bo'lar ekan deb o'zingizlarga la'nat. Dunyoda ham aytasizlar, oxiratda ham. Bu shu gapim javob mana shunga. Men sizlarga namoz o'qinglar deyman. O'qinglar. Agar o'qimasanglar, dargohga borasizlar. Nega namoz o'qimading desa, menga hech kim namoz o'qigin demadi deya olmaysizlar. Chunki Allohni dargohida tilinglari qisiq qilib qo'ydim men. Bu gapni ayta olmaysizlar. Men aytaman, mana guvohlarim, mana guvohlarim. Men bularga aytganman deyman. Nima qila olasizlar? Qo'linglardan nima keladi? Kim sizlarni jahannamdan qutqaradi? Yetar shuncha. Nima topdinglar? Ichishdan, chekishdan, ko'chadagi fosqori yurishlardan nima topdinglar? Nima topmoqchisizlar? Sizlarga Xudo nima beradi? Mana shu insonlar ham, mana shu joyda kindik qoni to'kilgan zotlar mana shu insonlar. Lekin yoshlik beboshligiga bo'yin qo'ymasdan ilm o'qishdi, Qur'on yodlashdi. Mana shu yurtni eng azizi bo'lib, eng hurmatlisi bo'lib yuribdi-yu, qayerda bo'lsa. Nega bizlar shu maqomlarga havas qilmaymiz, orzu qilmaymiz? Qani? Bular osmondan tushib, bizlar yerdan chiqdikmi? Bugundan harakat qilinglar. Sizni ikki dunyoda aziz qiladigan birdan bir yo'l Allohga iymon, Allohning ibodati, Allohdan qaytarib sizni ikki dunyoda aziz qiladi. Erta yoshingiz palon yoshga yetganda butun mahalla ishon bo'l meni duo qiling deb duo so'raladigan inson bo'lasizlar. Ihsonlarni to'ri sizlarniki bo'ladi. Sizlar duo qilmaguncha hech kim sizlardan o'tib birov duo qilmaydigan insonga aylanasizlar. Allohga qasam bilan aytaman, shunga harakat qilinglar azizlar. Qorakalarimizga beramiz. Allohning kalomidan tilovat qilib o'zlari chiroyli duo qilib beranlar. Men bu aytgan gaplarim uchun sizlardan uzr so'rash niyatim yo'q. Bir yaqiningizlarni, qarindosh jiyaningizlarni 5-10 ta bezori o'rtaga olib tepalayotgan bo'lsa, urayotgan bo'lsa qutqarasizlarmi yo'qmi? Insofan aytinglar.
Kim kutkarmaydı? Menge ne medip getirdiğin var mı neyse? Var mı? Yok. Şimdi şu yakınlarımızı şeytanlar ayağa sıkılıp tepeleyip yatıp da kutkarmaydık mı bunların şimdi? Bunların arası geçmeydik mi? Şeytanın kulundan kutkarmaydık mı? Hani insaf, hani İslam, hani vicdan? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.